Arkadaşlar merhaba. Ben Kıvanç Öztüken. 30 yıllık askeri kariyerim sonrasında web tasarım, yazılım ve programcılık konusunda birçok dalda hizmet verdim. Birçok firmada çalıştım. İki dil biliyorum. 4 üniversite mezunuyum arkadaşlar. Evliyim, bir kız çocuğum var. Sizlere her konuda yardımcı olabilmek amacıyla YouTube'da bir kanal açmayı uygun gördüm ve bu kanalda da sizlere ücretsiz, en ince detayına kadar web tasarım eğitimleri konusunda ve diğer konularda yardımcı olmaya çalışmaya kendimi adadım. Sizlerle beraber olduğumuz süre içerisinde öncelikle web tasarım hakkında eğitimlerimiz olacak ki bu eğitimlerde ilk bölüm tamamlandı, HTML'i tamamladık arkadaşlar ve web hakkında kısa bilgiler, özetler verdiğim yansılarım zaten kanalımda mevcuttur. Sizleri kanalıma abone olmaya, yayınlarımı izlemeye ve kendinize yeni bir alan veya bildiğiniz bir alansa daha da bir geliştirmek için kendinize yeni özellikler kazandırmayı taahhüt ediyorum arkadaşlar. Yayınlarımı izlerken inanın tüm samimiyetimle size bütün bildiklerimi en ince detayıyla anlatacağıma dair sizlere söz veriyorum. Web sitesine hemen herkes merak salmıştır. Artık günümüz teknolojik bir dünya ve insanlar artık işlerini web üzerinden veya mobil uygulamalarla, aplikasyonlar üzerinden yapmakta. Bir web sitesi hazırladığınız zaman buna ait bir mobil uygulama da geliştirerek telefonlardaki işletim sistemlerinin çalışmasını sağlayabilirsiniz. Veya telefonlardan direkt internet üzerinden web sayfasının açılmasını ve sizle ilgili bilgilerin karşı tarafa iletilmesini sağlayabilirsiniz. Peki bir web sitesi nasıl hazırlanıyor? Hazırlanma aşaması için şöyle bir yansılarımızı gözden geçirelim isterseniz arkadaşlar. Web sitesi hazırlamak için öncelikle isterseniz bir tasarım programında, bu Photoshop olabilir, bir görsel bir tasarım, nereye ne koyacağınızı, nerede neyi hedeflediğinizi belirten bir tasarım oluşturabilirsiniz. Veya direkt kendiniz hazırlayarak o anda canlı görüntüyle ne hazırlamışım, nereye ne koymuşum diye kendi kendinize karar verebilirsiniz. Bunu yapmak için çok detaylı bir kod bilgisine ihtiyacınız yok. Yardımcı programlarla ilgili tüm açıklamalarım diğer videolarımda, web tasarımla ilgili videolarımda mevcuttur arkadaşlar. İzleyebilirsiniz. Fakat bir web sitesi hazırlamak için öncelikle neye ihtiyacımız var? Öncelikle kesinlikle HTML etiketler kullanarak sayfanın bir tasarımının yapılması lazım. Bu tamamen taslak, çıplak bir tasarımdır arkadaşlar. HTML size birçok konuda sayfanızı hazırlamanıza yardımcı olacaktır ama bunun süslenmesi, karşı tarafa daha hoş görünmesi için farklı bir eklenti, farklı bir framework'e ihtiyacımız var. İşte orada da devreye CSS 3 girmekte arkadaşlar. Şu anki en son sürüm CSS 3. CSS ile biz sayfalarımızda herhangi bir elemente veya tag'a, kullandığımız etiketlere tag veya element deriz arkadaşlar. İstediğimiz şekli, verebileceğimiz en güzel halini verebilir, kazandırabiliriz. Fakat bunları yaparken tabii ki biraz sonra açıklayacağım. Birçok kodda kullanmamız gerekebilir. Geliştiriciler, özellikle VSchool ve diğer platform geliştiricileri bunları daha sade, daha kolay bir hale getirmek için çeşitli frameworkler yapmaktadır. Bunun için de şu an günümüzdeki en önemli frameworklerden bir tanesi Bootstrap'tır arkadaşlar. Şöyle bir şey söyleyebilirim. CSS'de diyelim ki 3-4 satırlık vereceğiniz bir biçimleme kod satırı, diyelim Bootstrap'ı kullanıyorsanız Bootstrap'la bir tane kodla bunu sağlayabilecek hale getirebiliyorsunuz. Tabii bu framework'leri eğer biraz kendinizi geliştirmişseniz kendiniz de yapabilirsiniz. Framework'lerin en büyük özelliği şudur. Kullanılabilecek tüm CSS ve kodları ve etiketler ile olabilecek en güzel yapıları oluştururlar, bir sayfa halinde tutarlar. Bu sayfayı sitenize gömdüğünüz an itibarıyla bir de tanıttıysanız oradaki framework'te verilen özellikleri siz sayfanızda kullanabilirsiniz. Bunu kendiniz de yapabilirsiniz ki web geliştiriciler ve piyasadaki firmalar genel olarak bunu yapmakta arkadaşlar. Her zaman bir web sitesini baştan sona hazırlamak bir firma için gerçekten çok zordur. Hele büyük bir firma değilse. Buna freelancer dahil, ben de dahilim. Ama ben genelde sıfırdan hazırlamayı uygun görüyorum. Dolayısıyla insanlar kendilerine ait bir framework oluşturarak bu framework vasıtasıyla
hazır kodları kullanarak siteleri hazırlamaktadır. Yani HTML ile iskeleti oluşturup CSS ile biçimlendiriyoruz. Ama CSS ile biçimlendirmekten yana daha da kolay olabilecek Bootstrap veya VHCSS gibi özel bazı frameworkleri kullanarak da daha az kodla daha özel şeyler yapabiliyoruz. Ama mesela Bootstrap'ta bir renk kullanacağınız zaman mutlaka CSS'e ihtiyaç duyacaksınız. Çünkü toplam 11 adet rengi tanımlamış. Ama işte warning, danger, success, primary. Fakat ben aqua kullanmak istiyorum veya başka bir maroon rengini kullanmak istiyorum. O zaman tabii CSS'e ihtiyaç duyuyoruz. Kendi framework'ınızı yaparsanız bunları tanımlamanızı şiddetle öneririm. Peki HTML, CSS tamam. Bootstrap'ı da anladık ve HCSS de buna benzerdi. Sonra ne geliyor? Sonra JavaScript geliyor arkadaşlar. Aslında bir tık daha yapayım. Diğeri de gelsin. Bakın JavaScript ve PHP. Kullanıcıyla web sitesi sunan sayfa arasında bir iletişim sağlıyor. Bunlar şu şekildedir. JavaScript ile iletişim özel bazı eylemleri siz browser'da tanımlayabilirsiniz. Yani herhangi bir şekilde browser'da site üzerinde bunları tanımlayabilirsiniz. Ama PHP ile yapmaya kalktığınız anda bu eylemleri otomatikman bir server gerekecektir. Yani sitenizi alıp yayınladıktan sonra o alanda ancak PHP'yi çalıştırabilirsiniz. Fakat kendi bilgisayarınızda JavaScript ile bunları yapabilirsiniz. Tabii elbette JavaScript ne kadar gelişmiş bir script dili olsa da bir programlama dili değildir arkadaşlar. Script dilidir. PHP kadar gelişmiş değildir tabii ki. PHP birçok veri tabanıyla uyumlu ve çok kaliteli bir dildir arkadaşlar. Bunları da ilerleyen derslerimizde inşallah sizlere anlatmaya çalışacağım. Ve tabii ki sitemizdeki ilgili verileri tutacak olan bir de veri tabanları hazırlanır. Bu sayede sitenin tüm yapısı oluşmuş olur. Nedir bu veri tabanları? Bakın siz bir e-ticaret sitesi yapıyorsunuz ama o sitedeki ürünlerin resimlerini koyacağınız bir alan olması lazım. Sürekli değişecek bunlar. Onları update etmeniz lazım. Habire sitenin içine girip o resmi ekle bu resmi ekle yapmak yerine veri tabanlarını saklayarak oradan çağırmak daha uyumlu olacaktır. Veya bir kullanıcı herhangi birisi sizin sitenize üyelik alacak. O üyeliği alırken ne giriyor? Sizde bir sign up formu dolduruyor. Sign up formunda kullanıcı adını, şifresini, işte bilgilerini ekliyor ve size gönderiyor. Siz bunu otomatik olarak inceleyerek ona onay veriyorsunuz. Peki kullanıcı daha sonra geldiği zaman kullanıcı adı ve şifresini girdiğinde sizin siteniz bunu nereden hatırlıyor? Çerez olsa çerez browser kapandığı zaman gider. Ama çerezle alakalı bir durum değil bu. Neyle alakalı? İşte sizin bu kullanıcı bilgilerini veri tabanında saklıyor olmanızla alakalı bir durum. Yani bir kullanıcı adı ve şifresi girerek kullanıcı sizin sitenize girmeye çalışıyor, üyeliğini açmaya çalışıyorsa otomatikman veri tabanına gidiyor sistem ve orada kullanıcı adıyla şifreyi inceleyerek doğrularsa kullanıcının girişine müsaade ediyor gibi çok önemli işlevi olan bir yapıdır veri tabanları arkadaşlar. HTML etiketler kullanarak birçok şey anlattım derslerimde ve HTML'i hemen hemen bitirdik. Şimdi CSS'e geçiyoruz arkadaşlar. Şiddetle tavsiye ederim. Çok güzel bir eğitim olduğunu düşünüyorum. HTML'de bir sayfa oluşturacağınızı düşünün. Yani bir klasör düşünün. Kitaplığınızda bir klasör. O klasörün içine birçok şey koyacaksınız. Ama o klasörün sırtında da bir isim var. Nedir? Personel dosyası. Güzel. Biz de burada doctype kullanıyoruz arkadaşlar. Doctype dediğiniz anda browserların tamamı bunun bir web sayfası olduğunu anlıyor. Peki HTML dokümanın içinde her şeyi kaplar dedik değil mi? HTML etiketiyle biz içeriye ne koyarsak koyalım bunun tüm klasör içeriğini kapsadığını bileceğiz. Yani bizim doctype olan dokümanımızdaki en dış elementimiz HTML elementi. İçine bir sürü şey koyacağız şimdi. Bekleyelim. Head dokümanı. Evet, HTML'den sonra bir head etiketi açıyoruz arkadaşlar. Bu gene web dersi eğitimlerimizde teklerde var. Head dokümanın içinde kesinlikle kullanıcının göremediği, aslında görebilirsiniz. F12 yapmayı bilen varsa incele özelliği vardır web sayfalarını açtığınız zaman ama bu sitenin görünüm alanında bunları göremezsiniz. Bu şu işe yarar arkadaşlar. Head içerisindeki her şey
title verebilirsiniz, meta etiketleri verebilirsiniz, linkler verebilirsiniz, bağlantı sağlayıcı linkler. Bunların hepsi sadece browserların arama motorlarına yöneliktir. Yani kendinizi o browser'a indekslemekle, o browser'a kendinizi tanıtmakla alakalı bilgilerin olduğu bölüm head bölümüdür. Body, dokümanın içerisinde kullanıcının görebileceği koyduğunuz her şeydir arkadaşlar. Yani body'nin içine ne koyarsanız kullanıcı onları görecektir. Evet, HTML etiketleri kullanarak bir sayfa tasarımı yapalım örneğinde. Şimdi bakın, dot type dedim ki bu benim dokümanın sırtı. Yani dosya sırtı arkadaşlar. Personel dosyası, muhasebe dosyası, girdi çıktı dosyası vesaire. Aklınıza ne gelirse örnek olarak aktarabilirsiniz. Fakat bir web sayfasının browserlara ben bir web sayfasıyım dediği asıl yerde HTML'dir. Ve HTML'de klasörü açtığınızda üzerindeki her şeyi anlatan indeksi gibi düşünebilirsiniz. Ve onun alt bölümleri vardır. Tabii ki bu alt bölümler neyle başlıyor? Head'le, body'yle başlıyor. Head'in bölümü top classified diye düşünelim. Kimse göremez. Orası kapalı. Ama orada var. Head içerisinde title, ki bu title alanı gene eğitimlerimizde mevcut, başlık bölümünde görülmektedir. Meta, bilgilendirme, işte siteyi kim hazırladı, hangi içerikler var, işte neye hitap ediyor, ekranların görüntülerine bir responsive yapısı var mı, yok mu, o eklenti eklenmiştir vesaire. Linkler ise biz sayfamızda birçok framework'ü kullanabiliyoruz değil mi? Ne dedik? Bootstrap dedik. Bootstrap'la ilgili diyelim ki bootstrap min.css diye bir dosyayı indirdik. O dosyanın sayfamızda çalışabilmesi için link ile bağlanması gerekir. Yani biz sayfamızda indirdiğimiz veya kullanacağımız dosyaları eğer sayfaya entegre etmek istiyorsak link kullanıyoruz ve bunu da head içerisinde yapıyoruz. Şimdi head değişimiz bitti. Body'de ne yapıyoruz? Kullanıcıya ben resim, görsel, adres, telefon, harita, yazı, makale ne vereceksem body içerisinde yerleştiriyorum ve HTML sayfasını sona erdiriyorum. CSS ile etiketlere ve sayfalara biçimlendirme yapıyoruz arkadaşlar. Size bir örnek vermek istiyorum. Şimdi ben body içerisinde biliyorsunuz kullanıcıya gösterebildiğim şeyler P etiketi, paragraf etiketiyle bir Kıvanç Öztüker yazdım. Bu standart bir Kıvanç Öztüker yazısı gibi browserların kendi özelliğine göre karşıma gelecektir. Ama CSS kullanarak ben buna değişik bir yapı kazandırabilirim. Nasıl? P etiketinin içinde style yazarak eşittir tırnaklar, color green olsun. Yani yazının rengi green olsun ve font size, yazının büyüklüğü 22 piksel olsun deyip ben bu yazıyı biçimlendirebilirim arkadaşlar. İşte CSS bu şekilde kullanılarak birçok kullanma özelliği var. CSS dersimizde bunları ben nasıl CSS kullanabildiğimizi anlatıyorum arkadaşlar. Sayfadaki yazımı özelleştirebiliyorum ve biçimlerini değiştirebiliyorum. CSS çok önemli bir konudur arkadaşlar. Bootstrap ve HCSS frameworkleri de CSS ile uygulanan bazı biçimlendirmeleri size hazır kodlar haliyle sunar ki daha kolay kullanabilirsiniz. Peki şöyle bakalım. Şimdi ben bir P etiketi koydum demin CSS'te. Ona dedim ki style width şu olsun, işte font size bu olsun, işte color'ı bu olsun dedim, yazdım. Halbuki bakın burada text'i bold, BG'sini primary yap diye özellik vererek bunları kısa yoldan ben bu Kıvanç Öztekel yazısına aktarabilirim. İşte bunlar bizim için çok kolay kullanımı olan web framework'ler ve siz de bunları yaratabilirsiniz isterseniz. Atıyorum benim ismim Kıvanç. Ben kıvanç.css diye bir tane framework yaratırım. O framework'te bütün etiketlerin hangi özellikler alacağını biçimlendiririm, yazarım, eklerim ve ondan sonra sayfalarımda hep kıvanç.css'i çağırarak kullanabilirim. Sadece bileceğimiz şey bu CSS uzantılı framework'leri kullanırken biz genelde class yapısını kullanıyoruz. Class ve ID yapısını derslerimizde, CSS'teki derslerimizde başlayacağız. Anlatacağım arkadaşlar. Class olarak verilen bu komutlar aslında işlerinde gereken tüm CSS kodlarını barındırıyor. Yani siz bir kodu yazdığınızda Bootstrap olarak veya V3'te yazdığınızda arka planda aslında 4-5 satırlık diyelim ki bir CSS kodu bloğu çalışıyor. Hani o yüzden size bunlar kolay bir kullanım imkanı yaratmakta. Bence boş geçmeyin. Gerçekten önemlidir arkadaşlar. JavaScript ve PHP ile etiketlere ve sayfaya hareket verebiliriz demiştik arkadaşlar. Bakın sayfamızdaki
body bölümünde bir buton oluşturduk. O butona ben zaman yazdım, sonra butonu kapattım. Problem değil. Ama ben 10 klikine, yani şuradaki 10 klike, eğer ben bu demo ID'si olan elementi alıp içine zamanı yerleştir dersem, otomatikman sistem, JavaScript olarak bu, PHP'de farklı bir kod kullanabilirsiniz ama aynı fonksiyondur. Biz bunlara fonksiyon diyoruz. O zaman ne yapacak? Oradaki demo ID'si olan elementin içine gidip zaman fonksiyonunu yerleştirecek. Bu da nedir? Örnek veriyorum. Kaba bir örnek. Bilgisayarınızın o anki tarih saatini alacak. Oraya yerleştirip size gösterimini sağlayacak. Veya tıklama olarak yapabilirsiniz. Tıklanma miktarı veya herhangi bir şekilde bilgilerin bir yere ulaştırılma olayını JavaScript ile çok güzel bir şekilde sağlayabilirsiniz. Peki ben bunları yapıyorum. Güzel. O zaman veri tabanı nasıl bir işe yarıyor? İşte bunları siz browser ortamında tutamazsınız. Bunları mutlaka bir yere kaydetmeniz gerekir. Kayıt yapmak çok önemlidir. Çünkü verileri saklayarak daha sonra kullanabilecek şekilde elinizde bulundurmanız gerekir. Ki bunu anlattım. Kullanıcı adı ve şifre ile sayfaya girilmesi çok önemli. Bunun ise kontrol edilmesi daha önemli. Çünkü başkasının kendi sayfamıza girmesini istemeyiz. Dolayısıyla veri tabanlarında birçok tablolar halinde saklayabiliriz ve kullanabiliriz. Ki genelde kullanıcı isimleri ve şifreler geneldeki tüm sitelerde ortak kullanım özelliğine sahiptir. Yani kullanıcı ve şifreleri, kullanıcı isim ve şifrelerini hemen hemen tüm sitelerde kullanıcı girişi olduğu için orada veri tabanında sakladığını görebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi web sayfaları hazırlanırken tabii gördüğünüz gibi şekildeki gibi sayfalar kodlanmakta, aksiyonlar verilmekte, CSS'de biçimlendirilmekte vesaire. Ve tabii bunlar da veri tabanlarında saklanmakta veya sayfamız oluşturulduktan sonra 7/24 hizmet veren, sayfamızı yayınlayacak olan serverlara bunlar aktarılmakta. Ama ve lakin tabii bu kodlamadan sonra ne yapıyoruz? Kodlamanın sayfamızın nasıl şekillendirdiğini görebiliyoruz. İşte bu bizim için çok önemli bir aşama. HTML ile düzenlediğimiz iskeleti CSS ile mutlaka şekillendirmek zorundayız ve bağlantılarını yaparak da sayfamızın çalışabilir hale gelmesini sağlamak durumundayız. Web siteleri bu şekilde yapılır arkadaşlar. Peki biz eğitimlerimizde neler göreceğiz? Öncelikle bir HTML5 ile eğitimlere başlamanızı istiyorum. Çünkü iskelet yapıyı mutlaka öğrenmeniz gerekiyor. Şu anda HTML5 dersleri eğitimi bitti. CSS'e başlıyoruz. CSS 3 şu anda güncel sürüm. Ondan sonra Bootstrap ve V3 hakkında sizlere detaylı bilgiler verilecek. Daha sonra JavaScript'e gireceğiz arkadaşlar. Sonra PHP talebe göre detaya inebiliriz. Ve ondan sonra da SQL ve MySQL. Tabii PHP'yi görürken MySQL ile beraber çalışmalar da yapacağız arkadaşlar. YouTube kanalım Jordan Kivo arkadaşlar ve web sayfam kıvançweb.com. Beni takip etmenizi çok istiyorum. Yardımcı olmanızı bana, benim size yardımcı olmak istediğim kadar sizin de bana yardımcı olmanızı çok istiyorum. En ince detaylara kadar soru cevap bile yapacağız arkadaşlar. Sizlere her konuda destek vereceğim. Bütün ilgi ve alakanıza çok teşekkür ediyorum. Sizlerden bir like istiyorum. Bir de abone olmanızı istiyorum. Bana destek verirseniz inanın bu konularda daha da fazla detaylı eğitimler vermeye devam edebilirim. Ve sizlerle daha güzel, daha başarılı olmaya çalışabiliriz. Sizleri seviyorum, saygılar sunuyorum.